arkadaşlar, bir yerde su erozyonunun ilk göstergesi su hendekleri, yani dere ve hendeklerin oluşmasıdır. Yani çünkü bu niye? Buraya düşen yağmur bu toprakta kalır mı? Son 20 yılın içerisinde ormanların kadastrosu tamamlandı. Hele ki son 4-5 yılın içerisinde bitti. Bitti gibi bir şey. Yani çok ender köylerimizde kaldı. Ve orman kadastrosu yapıldıktan sonra herkesin sınırı belli. Yaksan da sınır belli, yakmasın da sınır belli. Geçen gün ben gittim köyün birine. Dedi ki burada orman sınır noktası yok dedi. Öyle mi, değil mi? Çıkarttım GPS aletini. Aldım koordinatı. Girdim tık 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 vardım. Ama burası dedim ya. Adam kabul etmedi. Çalı vardı bir tane. Çalıya kaldırdım. Çalının altında buldum. Artık aletler, artık sınırlar elimizdeki GPS aletlerinin içerisine girdi. Yani... Doz doz diyemeyeceğim yiyecesine sarıldım. En sadır yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. En sadır yarim kara topraktır, kara topraktır. Bileşikleri karbojen ikisi de yapıyor deniyor ama yani azot döngüsüyle beraber de bütün canlıları besleyecek bir mineral oluşturmuş oluyor toprağın altında. İşte yakma olayı bu anlamda çok tehlikeli ve riskli. Birilerinden öğrenebilmek çok güzelmiş. Bizim dönemimizde biraz daha farklıydı bu bilinç. Henüz bu kadar yerli yerinde değildi, oturmuş değildi. En fazla bildiğimiz şey balo kıyafetlerini giyip elimize trompetlerle borularımızı alıp uygun adımlarla, ama mutlaka uygun adımlarla boru ve trompet takımı eşliğinde ağaç bayramına ağaç dikmeye gitmekti. Her şey bundan ibaretti. Kaynakları sonsuz zannediyorduk. Asla toprak tükenmez zannediyorduk. Öyle bir düşünce vardı kafamızda. Hiç kimse bize bir şeyler olacak. Gelecekte gelişiyorum zanneden insan teknolojiyle birlikte belli şeyler kaybedecek. O günlere çok yakınsınız dememişti. Geldi. Sınırladık mı? Biraz daha geri gidin. O kadar hızlı gitme. Çalışırken yavaşlarım. Sizler tabii ki eski Alanya'nın yeşil kuşağını görmediniz ama ben gördüm. Bu yeşil kuşak yavaş yavaş kayboldu ve yerine tamamen beton yerine geldi. Tarımsal alanlara bina yapıp tarım alanlarında dağlara kurmaya çalışıyoruz. Biz de bunun üzerine DAT adını aldık. Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği diye. Tabii Alanya bazında deprem deyince çok ilgi çeken bir konu değildi. Burası deprem bölgesi olmadığı için. Bunun ne olduğu hakkında fikri olan var mı? Bu Türkiye'nin en büyük kertenkelesi. Kertenkele. Buna biz oluklu kertenkele diyoruz. Yemiş bu hale gelmiş. Ayakları körelmiştir. Gövde altında 4 tane ekstremitesi var, ayağı vardır. Bu körelmiştir ama bu kertenkeledir, oluklu kertenkele diyoruz. Boynun kenarında şurada görürsünüz bir oluğu vardır. Yani çok yararlı bir hayvandır, hiçbir zararı yoktur. Ama yılan zannedip öldürülen bir hayvandır. Erozyon o bölgenin hayatını yok ediyor. Orada yaşayacak olan çocukların geleceğini, tarlalarını yok ediyor. O bölgede zaman içerisinde oluşacak olan tüm yapılanmayı, tarımsal yapılanmayı, kırsal yapılanmayı yok ediyor. O yüzden bu tamamen çevreci bir düşüncenin dışında hayati bir konu aslında. Bu konuya yeterince ehemmiyet göstermek, çok ciddi olarak bu konuyu düşünmek, bundan sonraki hayatınızda bunların kafanın bir kenarında bunun bulunması sosyal sorumluluk adına çok önemli bence. Zaten en sonunda eğer şu hareketi yapabiliyorsak hep beraber. Burada bu katılımcılar bir ekip olmuştur. Hadi yapalım. Orada yapacağız. Evet. Hadi.